Alışık değilsin, hasta olacaksın. Bu kadar içilmez. Buyurun. Unutana kadar içmek istiyorum. Yakışmıyor sana Alev, sen ki aramızda çelik gibiydin, imrenirdik sana. Sus, sus, düşünmek istemiyorum. İstemiyorum. Doğru. Haklısın unutmak istemekte. Babanla sevgilin arasında şaşkınsın, karar veremiyorsun. Verdim bile. Ali'den yanayım. Babam onu yok ederse, ben de... Babana düşman mı kesileceksin? Evet, düşman kesileceğim. İki bir geleceğine kellemi korum. Kelleye kumar olmaz evlat. Bu kumar değil, teknik. İşte ispatı. Korktum senden evlat. Basit oyun baba. Bak şu zarların noktalarına, şu tarafların siyahları biraz matça. Ne olacak matça? Bu noktalar maden. Mıknatısa karşı atılınca, o tarafa çekip iki bir olarak düşüyor hep. Kenan'ın masaya uğur diye koyduğu... Üryan bir kadın heykelci. O heykelcik aslında zarları şaşırtan bir mıknatıs. Şimdi bana yüzük şeklinde bir mıknatıs hazırlatın ki... Kenan Bey'i aynı silahla vurayım. Yatakta bile ayrılamıyorsun kağıtlardan. Bunlar benim, saltanatımın silahları Tülin. Bazen kıskanıyorum onları benden daha fazla seviyorsun diye. Sen benim sevgili karıcımsın yavrum. Ama cebindeki Venüs daha kıymetli. Bana milyonları o heykelcik kazandırdı. Onun bir sırrı var demişti, ne zaman söyleyeceksin bana? Kusura bakma ama hiçbir zaman. Benden mi gizli? Senden ve herkesten. Kimse, kimseler bilmeyecek benden başka. Salla bakalım Uslu baba. İki bir. Kenan Bey muhterem ayvayı yedi demektir. Yaşasın, yarın akşam şenlik var. Sabah da kızıyla randevun için bizim sakallı Orhan'dan kotrasını rica ettim. Teşekkür ederim Uslu baba. Sanırım bu son buluşmamız olacak Alev. Neden? Akşamki savaştan sonra bana düşman olacağın için. Çünkü babanı mahvetmeye kararlıyım. Sen bana sabır ver Allah. Hayatta en sevdiğim iki insan birbirini yok etme derdindeler. Hangisine acırsın Alev? Kim kaybetsin istersin? Bilmiyorum. Öyleyse karar ver. Ya baban ya ben. Üzme beni. Kalbimdeki yerleriniz ayrı. Ama ben seveceğimin kalbinde kendime ortak istemem. Babası bile olsun. Ali, niye böyle yapıyorsun? Şimdiye kadar başkalarına çektirdiklerimin acısını mı çıkarıyorsun benden? Sadece babandan çalmak istiyorum. Deliriyorum ya. Deliriyorum ya senin için. Aynı şey değil Alev. Seni kendi isteğinle değil, babandan kopararak alacağım. Babanın burnunu yere sürerek, ezerek, onu doğduğuna pişman ederek. Küçükten beri ilk ağlayışım bu. Baban için ağladıktan sonra bana ne? Hayır, senin için ağladım, senin için. Mahvedecek seni babam, yok edecek. Aldığınız ders yetmedi anlaşılan. Herhalde. Ben zarda şanslıyım. Sen gene iki bir atacaksın. Ben ne atsam fark etmez. Kumarhane, gazino, köşk ve yalı üzerine... her şeyine bir zar atacak kadar cesur musun Kenan Bey? Sen intihar etmekten korkmazsan ben varım. Kabul. Bekliyorum. Atabilirsiniz. Thank you.
Krallığınız yıkıldı Kerem Bey. Artık bir hiçsiniz. Her şeyiniz benim oldu. Kazandıklarıma karşı bir el daha atmanıza varım. Koyacak hiçbir şeyim kalmadı ki. Var. Kızınız. Sen bir alçaksın. Sadece alacağını isteyen biriyim. Ne alacağı? Senin gibi birine ne borcum olabilir ki? Bir hayat! Babamı aldın, kızını istiyor! ...etmeyecek. Baba! Sen karışma Alev, çekil önümden! Katil mi olacaksın? Bir kumarbaz için kaybetmekten iyidir. Kenan, çıldırdın mı? Çekil! Korkma, affettim seni. Silah çekecek kadar küçülen bir adama bir şey yapılmaz. Yerlerde sürünmene karşılık şımarık kızını da hediye ediyorum. Kazandıklarımın hepsini de. Ne köşk, hepsini! Hepsini kızınla eğlenmemin ücreti olarak kabul et. Sadece yalıyı alıyorum Alev. Sabah bana teslim edersin. Karşıma herde ilk geldiğinki gibi mayolu korsan soytarılığıyla çıkmazsın. Bak şu işe Hıfzı baba, Allah bu günleri de gösterdi. O biçim kovulmuştuk, dayaklı tokatlı. Ama şimdi krallar gibi dönüyoruz. Azmin elinden ne kurtulur evlat? Buyurun Ali Bey. Emriniz üzerine yalnızım. Yalınız teslim. Korsanlar bu kadar çabuk teslim olurlar mı? Öyle söylemiştim ama gene de ilk günkü gibi çıkmanı isterdim karşıma. Ne fark ederdi? Sakallı, kendi halinde bir ilim adamıyla bir serseri arasındaki farkı öğrendin. Öğrendiklerim yetti Ali Bey. Kısa sürede çok şey anladım. Hoşça kalın. Bir dakika. Konuşacak bir şeyimiz kalmadı sanırım. Konuşacak belki ama bir alacağım daha var. Babandan güçlü olduğumu gördün. İddiamız vardı, kazanırsam bir öpücük. Emredersiniz İmparator Hazretleri. Ödeştiğimize göre gidebilirsiniz hanımefendi. Sana gitme, kal burada desem. Alay ettiğin yeter derim. Peki, seviyorum seni desem. İntikamının alevi sönmemiş derim. Ya evlenelim desem. Beni çok oyuncak ettin Ali. Çok alay ettin, çok acı verdin. Kumar masalarında fiş olarak kullandın. Herkesin önünde babama sadaka diye verdim. Yetmedi mi, doymadın mı? Hepsi babamın hayatının bedeliydi Alev. Cezaydı. Ama ödediniz. Dün sabah sadaka olarak verdim, bugün bir aşık olarak benden evlenmeni istiyorum. Cevap ver. Evet. Öl bile desen, hayır diyebilir miyim sana?